Aselsan Laçin projesi kapsamında Azerbaycan otoyollarında Aselsan akıllı trafik çözümleri kullanılacak. Sevgili seyirciler, artık kardeş ülkede Aselsan'ın seyir halindeki vasıtaların ebatı, ağırlığı, sınıflandırması ve plaka tanıma yetenekleri uygulanacak. İşte Bakü'de yeni sistemin devreye alma töreni düzenlendi. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos'un yanında Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Haluk Görgün var. O noktaya dönelim biz de. Sözü Fatih Avanos ve konuğuna bırakalım. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün 44 kilometre kuzeyinde bir noktadayız. Aselsan Azerbaycan işbirliği devam ediyor katlanarak. Sadece savunma alanında değil, sivil alanda da Aselsan dost ve kardeş ülkelere akıllı çözümler sunuyor. Ve onlardan biri içinde bugün Can Azerbaycan'da bir tören düzenlendi. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Genel Müdürü Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün de yayın konuğumuz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Önemli bir proje. Görüyoruz arkada akıllı çözümleri, sistemleri. Can Azerbaycan'da nedir projenin ayrıntıları, sizden alalım. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Can Azerbaycan'da yeni bir çözümün parçası olmaktan, sorumluluk almaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu projenin kapsamında sizler de ifade ettiğiniz Aselsan aslında askeri ve savunma alanında elde ettiği teknolojik birikimi ve çözümü artık son yıllarda özellikle sivil alanlarda da uygulamaya başladı. Bunlardan işte sağlık, güvenlik, enerji, akıllı şehircilik ve ulaşım çözümlerimiz devam ediyor. Bu proje kapsamında biz otoyolda akışı, trafiği aksatmadan otoyoldan geçen araçları sınıflandırma, ağırlık ölçümlerini uyguladığımız, yaptığımız bir sistem. Burada Aselsan'ın ürettiği kameralar, sensörler ve geliştirdiği yapay zeka yazılımlarıyla birlikte çok hızlı bir şekilde trafik ve otoyolun verdiği sınırlar içinde araçların olup olmadığı denetleniyor. Malumunuz araçların ağırlık sınırları içinde olması otoyolların, köprülerin, geçiş birimlerinin uzun süre hizmette kalması için önemli. Bizim burada uyguladığımız lidar kameralarımız, gündüz görüm kameralarımız, PTZ kameralarımız, işte ayar sensörlerimiz, aydınlatma sensörlerimizle birlikte geliştirdiğimiz yazılımlarla araçları biz çok hızlı bir şekilde sınıflandırıp aks başına düşen ağırlıkları ve toplam ağırlıkları çok hızlı bir şekilde ölçülerek raporlandığı, kayıtlandığı bir sistem. Burada görüntü ve kayıtlar uzun süre serverda saklanabiliyor. İşte sınırları aşan araçların, cezaya giren araçların hızlıca uyarılarının yapılmasına müsaade eden ve bunları tek bir komuta kontrol merkezi üzerinden de yönetilebildiği bir sistem. Azerbaycan'ın önemli M1'den M6'ya kadar olan önemli otoyollarının tümünde Zafer yolunda uygulanacak bir sistem bu. Bu sistemin işte ilk parçası, ilk istasyonunu bugün burada sizlerle birlikte açmış olmanın, başarıyla gerçekleştirmiş olmanın memnuniyetini duyuyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. İşgalden kurtarılan Zafer yolunda da artık Aselsan imzasını o noktalarda da göreceğiz herhalde, değil mi? Evet, göreceğiz inşallah. Bu projenin bir kısmı da Zafer yolunu içeriyor. Çok teşekkür ederiz Haluk Bey. Evet, dediğimiz gibi Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Görgün de ifade etti. 19 noktada Azerbaycan'ın bütün ana karasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den kontrol sağlanacak. Ebatlar, tasnifleme, ağırlıklar, her şey o noktada, bilgiler ve analizleriyle, istatistikleriyle birlikte Bakü'de yetkililerin hemen elinde olacak. Aselsan akıllı trafik çözümleriyle birlikte diyelim. Bakü'de son notlar bu şekilde, sözü yeniden size bırakalım. Fatih Avanos ve konu Sayın Görgün'e teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin yüz akı kurumlarından Aselsan, sevgili seyirciler, işte kardeş ülke Azerbaycan'da da son derece önemli projelere imza atıyor.